Engereksiz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere danmuji yapacağız. Danmuji nedir? Tatlı, tupturşudur, sarıdır, güzeldir. Her türlü Asya yemeğinin yanına yakışır. Çok güzel, çok tatlı bir Türk turşusu bence. Kolay, yapımı hiç zorlamayacaktır sizi. Sadece şu sorun var. Yaparken ev biraz kokuyor. Olsun, tadı için her şeye değer diyorum. Hadi o zaman, hadi malzemeleri görelim. İlk olarak yapmamız gereken şey turplarımızı doğramak olacak. Bu turşu yaparken iki çeşit doğrama şeklimiz olabiliyor. Yaparken göstereyim size. Turplarımızı böyle soyuyoruz. Şimdi güzelce soyduk. Bu benim bıçağım için çalışmak için biraz büyük olduğunu düşünüyorum. O yüzden ikiye böleceğim. İlki kimbaplarımızda kullanabileceğimiz parmak şeklinde olacak. Güzelce bölelim. Her türlü yemeğin yanına gidebilir. Özellikle böyle yağlı Çin yemeklerinin yanına çok yakışıyor bence. Acı yemeklerin yanına da yakışıyor. Danmuji yani kelime anlamıyla tatlı Türk turşusu. Dediğimiz gibi tatlı bir tadı var. Şeker koyacağız içine. O yüzden böyle şey düşünün. Ekşi, tatlı, güzel bir, kıtır kıtır bir Türk turşusu da elde edeceksiniz bu tarifle. Turbumuz da normal bildiğimiz, görmeye alışkın olduğumuz turplardan değil, fark etmişsinizdir. Marketlerde Japon turbu diye satılıyor. Gerçek adı Daikon turbu. Daikon turbu. Çinli anasında olduğu gibi bu Japon turbunu da pazarlarda bulmak artık kolaylaştı. Pazarlarımızda bile bulabiliyoruz. Ben nereden buldum? Ben Metro Market'ten aldım. Ben bir de danmuji hakkında şundan bahsetmek istiyorum. Normal orijinal tarifinde çiçeğinin kurusuyla renklendiriyorlar, sarı rengi veriyorlar. Çiçeğin Latincesi de gardenia. O sarı çiçeğin kurusuyla renklendiriyorlar danmujiyi. Yani bu tatlı Türk turşumuzu. Ama Türkiye'de bulabilmek ne kadar mümkün bilemiyorum. Biz de ona yakın ne var dedik? Zerdeçal var. Zerdeçal da gayet bu işlemi pratikleştiriyor bizim için aslında. Baktığınızda bunu hemen şak diye pratik bir şekilde yapmıyorsunuz orijinal tarifte. Böyle bir hafta yani nasıl diyeyim günler alan bir süreci var. O gardenia ile kaynatıyorsunuz, ters çeviriyorsunuz, her tarafına işlemesini sağlıyorsunuz falanlar filanlar çok karışık. Her zamanki gibi engelsiz mutfakta en pratiği en kolayı var. Zerdeçal tek çözümümüz bizim şu anda. Aa, zerdeçal şeyden konuşamayan maç yorumcusu var ya. Alt yazılı adam. Şimdi turbumuzu soyduk. İkinci doğrama şeklimiz de daire şeklinde olacak. Evet, turplarımızı çok güzel doğradık. Böyle kocaman bir kase turbumuz oldu. Şimdi bu turpları böyle bir kenara alalım. Şimdi turşumuzun suyunu hazırlayacağız. İlk olarak yapmamız gereken şey suyumuzu tenceremize koyuyoruz. Daha sonrasında sirkemizi ekliyoruz. Şekerimizi, tuzumuzu ekliyoruz. Esas önemli malzemelerdeyiz. Bunu biraz karıştıralım şöyle. O bahsettiğimiz ağır koku yavaş yavaş kendini belirtmeye başladı. Sirke kaynaklı bir evinizi çok güzel de kokutmayacak bir koku olsun ama sonucundan çok memnun kalacaksınız diye düşünüyorum. Hem sirke korona için de iyidir değil mi ya böyle kendisi? İçinizi temizler. Zerdeçalımı attım suyun içine. Şimdi bir nebze de olsa hem bizim turşumuza tat verecek hem de bu sirke kokusundan bizi kurtaracak elemanlara geçiyoruz. Defne yapraklarımızı atıyoruz. Ve karabiberimizi hop suyumuzun içine döküyoruz. Toz karabiber suyunuzu bulandırır. Daha sonra turşularınızın üstünde siyah siyah noktacıklar belirir. Yapmışlığım yok mu? Yapmışlığım var. Bir sıkıntı çok da oluşturmuyor. Tane karabiber bulmakta zorlanıyorsanız. Ama en temiz yöntemi bunu tane karabiberle böyle tatlandırmak. Biliyorsunuz turşularda da hani tane karabiber, defne yaprağı falan kullanılıyor. Şimdi bu suyumuzu böyle kaynatacağız. Kaynattıktan sonra içine turplarımızı ekleyeceğiz. Şimdi kaynamasını bekleyelim. Evet,
Turşu suyumuz gayet güzel. Fukur fukur kaynıyor şu anda. Altını kapatıyoruz. Altını kapattıktan sonra turplarımızı içine atmaya başlıyoruz. Rengi görüyor musunuz? Ne kadar tatlı. Sapsarı. Şimdi turplarımız burada tenceresinin içinde oda sıcaklığına gelene kadar, soğuyana kadar bekleyecekler. Yani 1-2 saate tekabül ediyor. Bakalım bekleyelim. Sonuç nasıl olacak? Dammucimiz yani tatlı turp turşucumuz soğudu. Hatta tencerede biraz yavaş soğuma evresindeydi. Daha hızlansın diye cam bir kaseye aldım burada. Şu an tam kıvamına geldi. Kavanozlamaya geçeceğiz. Cam kavanoz kullanmanızı öneriyorum. Plastik herhangi bir şey kullanmayın. Örnek olarak göstermek gerekirse bakın benim maşam artık sarı. Gri değil. Kullandığınız kap da aynen bu şekilde sararacaktır. Hoş olmuyor yani. Bakalım yıkamayı deneyeceğim. Umarım kurtulurum. Neyse. Saklama önerim cam kavanoz. Şimdi hadi kavanozlayalım. İlk önce şöyle turplarımı bir dizeyim dedim. Sonra üstüne suyunu dökeceğim kepçeyle. Ben rengini çok seviyorum bunun. Çok tatlı bir rengi var, sapsarı. Buna rengini veren o sarı gördüğümüz zerdeçal oldu. Tabii ki de. Tabii ki de yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Hemen düşünelim. Renk veren bir şeyler düşünelim. Mesela mor lahana. Mor lahanayın suyunu çıkart. Lahanayın. Mor lahanayı kaynatın suda, rengini çıkarsın. İşte bu mesela sirkeli su karıştırıyoruz ya. Sirkeli suyu karıştırırken o mor lahana suyunu katarsanız mor dammucuya ulaşabilirsiniz. Denenebilir. Bak bu güzel bir fikir. Havuç belki. Havuç suyuyla yaparsanız turuncu olabilir. Hiç gerek yok ya. Hani o kadar çok rengini veren işte baharat, bitki, sebze, meyve var ki yani bu tarz şeylerde ulaşamayacağımız renk çok kısıtlı. Yani ulaşamayacağın şeylerde ne bileyim işte mavidir. Ki maviye de ulaşabiliyoruz bu arada. Biliyorsun. Neydi çayın adı? Butterfly mıydı? Öyle bir çay var mesela. Sihirli çay böyle. Ona da maviyi çok güzel elde edebiliyoruz. Yani dediğim gibi ulaşamayacağımız şeyler dışında gıda boyasını çok da önermiyorum. Böyle yemek yaparken. Onun dışında pastacılıkta falan tabii ki de gıda boyası kullanmamız gerekiyor. Hani istediğiniz bir tarif olur. Ya şunu nasıl yapılır acaba? Bunun bir pratik yolu var mı? Şunu da yaptığını görsek çok mutlu oluruz dediğiniz şeyler varsa yoruma yazın lütfen. Önerinize her zaman açığım. Şimdi biraz da buna suyunu katalım. Böyle suyunu ağzına kadar doldurduk. Sonra geliyoruz hop ağzını kapatıyoruz. Dolaba. Dammucimiz hazır. İstediğiniz yemeğin yanında, kimbaplarda, çeşit çeşit şeylerde böyle yanına turşu olarak kullanabileceğiniz çok tatlı, çok güzel, hafif ekşimsi. Benim de çok sevdiğim tatlı turp turşusu bu kadar. O zaman videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bana söyleyeceğiniz, soracağınız, görüş ve önerileriniz varsa alta yorum bırakmayı ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmedilerse dislike atsınlar. Atın ya, ne olacak ki? Atın. Ama dislike attığınız zaman da aşağıya nedenini yazın ki bilelim yani. Neden dislike? En azından dislike'den kaybettiğimiz prestiji yorumlardan kazanalım. Şşş çaktırmasın. Öyle demesene. Kapa kapa hadi kapa. Tamam. O zaman görüşürüz.